Dostlar merhaba, memleketin en samimi YouTube otomobil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 2005 model Honda Accord. Başta Honda Accord'un genetiğiyle ilgili bilgiler vereyim. 1975'ten beri Honda'nın üretmiş olduğu D segment sedan 5 kapı otomobili. Aracımız 2005 model. 2.4 birçok motor versiyonu var. 2.4 motorlar çekiş konusunda daha güçlü olduğu için daha çok tercih ediliyor Türkiye'de. Ortalama yakıt değerleri şehir içi 13 litre olmakla birlikte benzinli araç, dizelleri de var ayrıca. Ortalamada 9 litre bir yakıt değeri var. Aracımız LPG'li. 2002 ile 2007 arası toplam 6 sene üretilmiş bir sedan Accord görüyoruz şu anda karşımızda. 16 inç lastikleri var. Araçta elektrikte koltuk, elektrik ısıtmalı koltuk, dijital klima vesaire birçok özellik mevcut. Araç otomatik vites, 2.4 motoruyla 190 beygir güç üretiyor. D segment olduğu için Honda'nın genetik olarak içeri almış olduğu yol sesini daha az alıyor ve süspansiyon olarak Civic'lere göre daha yumuşak bir süspansiyona sahip. Aracımızda sunroof var, deri koltuk var. Önce bir kapı sesi testimizi yapalım. Evet, tok bir segment hasebiyle kapı sesi var. Oturduğumuzda koltuğa şu anda benim boyuma göre ayarlı bir koltuk var. Bunu neden söylüyorum? Arka koltuktaki mesafeyi de ona göre göstereceğim. Tarımız bu şekilde. Burada sonradan takılmış bir multimedya sistemimiz var. Böyle bir çalıştıralım. Şu anda test konuğu olan otomobilimiz. Bakıyoruz arkadaşlar, özellikle göstergeler tarz olarak benim hoşuma gidiyor. Araçta 4 cam otomatik LPG var. Honda'larda VSA, UF, o var mı yok mu, bunlar genelde aranır. Bunlar da sanırım hepsinde var diye biliyorum Accord'larda. Bazı Civic'lerde yok pakete göre. Hız sabitleyicimiz mevcut. Yine klimamızı bakın buradan kumanda edebiliyoruz ekrandan. Bu sonradan takılmış bir ekran ama güzel çalışıyor. Burada bir gözümüz var, kifayetli. Burada yine bir göz var. Burada kül tablamız var. Vites topuzumuz bu şekilde. Yine manuel modumuz var. Koltuk ısıtmalarımız iki konumlu, low ve high. İki tarafta da var. Ayrıca iki taraf koltuk elektrikli. Yaştan dolayı bazı deformasyonlar var. Onların onarılması lazım. Burada görüyorsunuz araç ön aydınlatmaları güzel. Bir gözlüklük burada mevcut. D segment araçta en çok hoşuma giden şeylerden birisi buradaki gördüğünüz gibi LED güneşlik aydınlatmaları. Sunroof bu şekilde, sunroof perdemiz bu şekilde. Sunroof camımızın koyuluğu gayet yeterli. Koltuk derilerimizin kalitesi, fiyatı güzel. Zaten biliyorsunuz 2000 ile 2005, 2006 yıllarında daha kaliteli araç üretiyordu firmalar, özellikle D segmentte. Klima kumandalarımız çok güzel. Buradan yani otomot var. Hepsini görüyorsunuz. Off yapalım. Torpidomuz yeterli. Torpidoda soğutma var mı diye bakıyorum. Sanırım soğutma yok. Civic'lerde 2006'dan itibaren var hatchback Civic'lerde ama bunlarda yok diye biliyorum. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. El frenimiz normal kol şeklinde. Burada kol dayamamız mevcut. Kol dayamamız bayağı derin ve büyük. Bu şekilde tek konumlu. Kayma var mı? Kayma, evet. Şöyle bakın, kaymamız, evet kaymamız var. Şu an benim dizler bu şekilde. 1.83'e göre ayarlı. Elektrikli ayna kumandalarımız burada arkadaşlar. Cam kilidimiz var. Aynaların büyüklüğü gerçekten yeterli. Çok küçük de değil. Yeterli bir büyüklük var. Bu torpido konsol biraz sert malzeme ama kaliteli duruyor. Bunlar uzun vade arkadaşlar. 30 senede bunu eskitemezsiniz. Buralar zaten yine deri. Çok yumuşak. Buradaki gözleri küçük buluyorum arkadaşlar. Çok kifayetli olduğunu söyleyemem. LPG kumandamızı araç sahibimiz buraya monte ettirmiş. Burada yine küçük bir çekmece tarzı bir göz var. Burada bagaj açma ve depo açma tuşumuz var. Ayrıca Honda'lardan bilirsiniz. Burada arkadaşlar emniyet açısından bagaj kilidimiz mevcut. Ön taraftan çıkalım mı? Bir dakika, şeyi de gösterelim. Direksiyonumuzda yükseklik ve derinlik ayarımız var. Tabii ki elektrikli değil. İkisi de mevcut. Bu klima menfezleri falan klasik bir havası var. Güzel. Dörtlü flaşör tuşumuz burada gözüküyor. Şöyle inelim.
Sanırım emin değilim. Otomatik far var mı diye bakıyorum. Otomatik far olabilir. Yağmur sensörü ya da otomatik far, ikisinden biri olabilir. Ona emin değilim arkadaşlar. Geri geliyoruz. Kapılardaki bu metalik kaplamalar güzel, şık duruyor. Arkaya geldiğimizde yine arkada aynı kalite devam ediyor. Buralar yine deri. Cam kumandalarımız bu kalite hissiyatı yine devam ediyor. Arka taraf zaten D segment bir aracı olduğu için güzel, geniş, görüyorsunuz 1.83'e göre ayarlı şu anda yeterli olduğunu düşünüyorum. Kol dayamamızda sadece 2 tane bardaklığımız mevcut. Yumuşak ve kaliteli, konforlu koltuklara sahip. Bu cepler yeterli. Bindiğimiz zaman ne yapıyoruz? Kafalıkları bu şekilde geriyoruz. Şık bir kafalık tarzı var. Görüyorsunuz yine arkada çok rahat oturuyorum. Diz mesafemiz fena değil. Tavan ara sportif. Ona rağmen güzel bir mesafesi var. Burada bakın arka için arkadaşlar, arka aydınlatma da bu şekilde. Burada. Arka taraftan öne şöyle çektiğimizde nezih iç açıcı bir ön taraf görüyorsunuz. Arka tarafa baktığımız zaman geniş bir cam var. Burada yine hoparlörler mevcut. ISOFIX girişlerimiz burada arkadaşlar. Araç biraz büyük. Yaklaşık 4.7 metre uzunluğunda bir araç. Zaten D segment araçlar genelde büyük oluyor. Yani bu araçta arka koltukta yolculuk keyifli olacağını düşünüyorum. Yaklaşık bir 20 kilometre kadar yol yaptım. Aracı kullandım. Vites geçişlerine baktım. Araç zevkli, keyifli bir araç. Zaten büyük motorlu araçlar genelde insanların hoşuna gidecektir. Buradan iniyoruz şimdi. Gelelim bagaja. 465 litre diye biliyorum. Bu şekilde geniş. LPG tank olduğu için biraz daralmış ama şu anda kifayetli, yeterli. Malzemeler kaliteli. Bagaj içi malzemeler falan. Ve bıraktığınızda iniyor direkt. Yani kasa olarak bence güzel, şık duruyor araç. Akkord yazımız burada arkadaşlar. Honda logomuz burada. Ek olarak alta difüzör yapılmış. Yalnız ama egzozlar tabii ki 4'lerde orijinal çift egzoz ve güçlü bir motor var. Bir de şimdi Akkord'la yol testimize çıkalım. Yol testimizde 190 beygirlik motorla ne yapacağız? Nasıl tepkiler verecek? Onu görelim arkadaşlar. Ben zaten D segment araçları seviyorum. Honda da benim için önemli bir marka. Çünkü Honda daha çok az arıza yapmasıyla bilinen ve kullanıcısına olumlu dönüşler verdiren bir marka. Tabii ki şimdi birçok araç var piyasada. Honda'ların belli başlı bilinen toplum içerisinde işte ser süspansiyon gibi, yol sesi alma gibi olumsuz dönüşleri de var. Ama bizim vatandaşımız Honda'yı genelde az arıza verdiği için ve sağlam bir araç olduğu için, malzeme kalitesi iyi olduğu için seviyor. Şimdi Accord'da D segment bir araç olduğu için bindiğimizde zaten yol sesi gibi, ser süspansiyon gibi olumsuz dönüş dediğim algılar out, aşağı iniyor. Ben de şimdi direksiyona geçtiğimde vites geçişi olsun, tümsek geçişleri olsun, Accord'un verdiği tepkileri olumlu buldum. Bakın mesela şu an çukur geçişi yapıyoruz. Aracın da bu arada süspansiyonları toplu. Yani gerçekten toplu bir Accord. Süspansiyonları bozuk Honda'ları zaten çok çabuk anlarsınız bindiğinizde. Yani süspansiyonu bozuk bir Honda'ya binerseniz size net olarak bunu verir. Mesela Volkswagen'de falan bunu pek anlayamayabilirsiniz ama Honda'da bunu anlayabiliyorsunuz. Yol testimizde ilk bindiğimizde koltuk konforu başarılı aracın. Direksiyon tutuş hissiyatı başarılı. Direksiyon çok küçük değil. Biraz büyük bir direksiyon var ama büyük olmasına rağmen böyle rahatsız edici bir, hani otobüs direksiyon çevre gibi hissetmiyorsunuz. Direksiyon yumuşaklığı, sertliği güzel. Hızlıyken yaptığınız manevrada direksiyon sertliği yine güzel. Araç giderken size güvenlik konusunda olumlu dönüşler yaptırtıyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Yine birçok araçta eleştirdiğim gibi, bu arada sunroof'u kapatalım. Eleştirdiğim gibi ağ sütunları konusunda bu araçta da kör nokta yapıyor arkadaşlar. Yani bu ağ sütunu konusunu her araçta var genelde. Kör nokta yapıyor. Şey düzelteyim, 2005 tabi. O yüzden yılına göre
ne bileyim kör nokta vesaire özellikler yok. O zamanlarda bunlar çok popüler ve üretilen özellikler değildi. Keşfedilmiş özellikler değildi. Buyurun. Buyurun buyurun. Aracımızda biraz sanırım motor takozunda bir şey olabilir. Vitesi ilk gaz verdiğinizde hafif böyle bir atılma yapıyor. Onun dışında maşallah güzel. 301 bin de demiştik. Motor lambamız yanıyor. Honda'ların en büyük olumlu yönlerinden birisi LPG'yi ne takarsanız takın yeter ki LPG olsun, uyumlu. Bu çok güzel. Bu araçlara zaten şu an bakıyorum. Atiker LPG var. O yönden iyi. Yakıt olarak LPG'de az yakıyorlar. Şanzıman sorunu kolay kolay çıkarmıyorlar. Tabii bu çıkarmıyorlar demek yani hiç baktırma demek değil. Baktıracaksınız. Şanzıman yağı önemlidir. Şanzıman yağını motor yağına verdiğiniz önemin 2 katını 3 katını vereceksiniz. 80 bin sanırım bunları 60 ya da 80 bin olması lazım. Yani 80 bin ise yağ değişimi 75 binde değiştirin. 5 bin kilometreyi sonuna kadar yapmayın. Yani motor yağında yağ durumu iyidir, eksiltme yoktur. Bunu öngörebilirsiniz belki ama sürücü olarak. Şanzıman yağında biraz daha erken değiştirmeyi tercih edin yani. Hani şanzıman iyi diye arabanın da gidip 80 binlik yağıyla 80 bin yapacağım diye de uğraşmayın. Gidin 70 binde yapın. Çünkü kilometre de artıyor bir şekilde. Şimdi yol testimize devam ediyoruz. Honda'yla. Göstergedeki ibrelerin kırmızı ışıklı olması güzel. Işık duruyor. 7 saniye civarı bir 0-100'ü var. Motor 2.4 olduğu için çok çabuk ivmeleniyor arkadaşlar. Ama bağırma var tabii motorda. Bastıkça bağırıyor biraz motor. Bağırma var. Şimdi bakalım 160'tan frenliyoruz. Evet frenler güzel. 160'tan 40'a kadar düştük hemen. Rolanti ayarımızda şu anda 700'de 0.7'de. Vites geçişleri güzel, hisler çok güzel yani. Gayet yumuşak vites atışları var aracın ki bayağı yüklendiğim halde. Şu an araç LPG'de bu arada. Bir Egea Cross gidiyor. Bu arada Egea Cross tasarım olarak beğendiğim bir araç. Biliyorsunuz yurt dışında tipo olarak satılıyor. Şu an Türkiye'de ve Yunanistan diye biliyorum. Pardon şey Egea olarak yurt dışında tipo diye geçiyor. Yunanistan ve Türkiye'de Egea diye satılıyor. Bakın şurada kırmızıda duruşumuza bakalım. Kırmızıda Egea geçti. Geçmiş olsun. Frenler güzel. Honda'larda yine Civic'lerde genelde Civic'lerde fren konusunda biraz zafiyetler var. Ama Accord'da o zafiyeti görmedim. Tabi bu Honda Civic dediğim de şeye göre FD6 ile kıyaslıyorum ben yani. Ortalama şu an bu araç 2005 model. 2006'da FD6 çıktı piyasaya. Ona göre kıyaslıyorum. Bakın bir yüklenelim bakalım. Egzoz sesi çok güzel ya. Vitrin bir egzoz sesi var. 100. Diplediğiniz zaman 4500'de 5000 devir arası vites atıyor. 140. Yol tutuşa bakıyoruz. Evet. Yol tutuşu gayet güzel. Şu an 160-170. Hafif evet. Fren sesini duymuşsunuzdur. Frenler yüksek süratte gerçekten gayet başarılı. Güzel yani. Şimdi şu virajlar bizim test virajlarımız oldu artık. İsmi manifold kimliklerin test virajı oldu bakın. 140. 140'da şu an bu viraja giriyorum. Lastiklerde öpme vesaire hiçbir şey yok. Elimizde bir FD6 var. Abisine yol verir mi diyeceğim. O verirdi ama tır vermedi. Ya bu büyük araçların sol şeritte tamam anlıyorum. Öndekini geçmesi lazım yüklü araç. Çoğu da otomatiklerde de özellikle zorlanıyorlar bu konularda ama böyle yapmayın ya. Böyle yani sol şeritte arkadan gelen küçük araçları oyalamayın.
bu yani bir ego demeyelim buna da, ben bunu egolu olarak şey yapmıyorum ama yapmaması lazım yani. Tırcı arkadaşlara saygılar ama bunu yapmayın. Evet. 120 şu an bakın. Oo çok güzel. LPG bitti şu anda. Onun alar mı? Yol tutuş olarak çok başarılı. Gerçekten iyi. Evet. Dönüşlerde hafif frenlediğiniz zaman VSA şu an açık bu arada. VSA'm kapalı değil. Devrede. Yani VSA SSP'miz devrede. Yol tutuş olarak araç çok güzel ya. Baya baya iyi yani yol tutuş olarak. 140 160. Şu ışıkta döneceğim, 170'i görür müyüz? 170, 170'i gördük herhalde. Evet, şuradan bir dönüş yapalım hemen. Arka disklerde biraz ötme yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün de 2.4 4 silindir 190 beygirlik 2005 model Honda Accord, Honda'nın D segment 5 kapılı sedan aracıyla beraberdik. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir video, başka bir araç ya da marka, neyse kısmet ne kısmetse, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, bay bay.